Sevgili ve güzel Sinan Canan, nasılsınız? Sevgili Mustafa Can, iyiyiz vallahi. Kıbrıs semalarından sizlere seslenmenin haklı gururunu yaşıyoruz efendim. Yani son 2 haftadır evet sen bir kanatları yere koyamadın. Oradan oraya, oradan Vallahi oraya sorma ya. devamı. Can Cananlar pandemi dönemine geri döndü böyle sürekli uzaktan uzaktan. Bu Ki sefer Sinan bugün Canan'a yani... meşguliyet pandemisi sanırım. Vallahi baş edemiyoruz her taraflardan. Bu hani böyle bahar gelir, bahar ayları gevşer, gönül yayları modundayım. Birazcık böyle devamlı bir aktiviteler bu aylara yığılmış. Hayırlısı bakalım. Yani aslında canlı yayın içerisinde konuşmasak mı acaba diye de düşündüğüm kadar ağır bir konudan girmek istiyorum mevzuya. Böyle hani sağlam bir konudan girmek istiyorum. Burada kapısını açalım. Bunu başka başka kavramlarla beraber birazcık genişletmemiz gerekecek bence arka tarafta. Çok yakın çevremden de uzak çevremden de sıklıkla duyduğum bir şeydi. En son kendi kız kardeşim de bunu böyle tarif ettikten sonrasında ya bu kavramı yeniden ele almak gerekiyor, tanımlamak gerekiyor galiba yaşadığımız şeyin kendisini. Bir aidiyet sorunu duygusu yaşıyoruz. Kendimizi bir şeye ait hissedemediğimiz gibi bir şeyleri de kendimize ait hissedemediğimiz, yani bu karşılıklı ikili bir yapının içerisinde bir duygusal anlamda tanımını yapmakta bile zorlandığımız, acık üzerine çalıştığım halde, hani bunu nasıl tarif edelim? İşte bu korunma mı, duygusal korunma mı, havuz mu, nörolojik bir şey mi? Kalabalıkla mı alakalı, sistemin sosyal yapısının değişmesiyle mi alakalı? Tam olarak tanımını yapamadım. Bir duygusal karmaşamız var. Başka birçok şeyi birincil dereceden etkiliyormuş gibi görünen. Bu insanların şirketlerle ilişkilerini, eşleriyle ilişkilerini, sosyal dostluk, dostane arkadaşlık ilişkileriyle ilişkilerini etkiliyor ya da değiştiriyor, devindiriyormuş gibi görünüyor. Bunu hepimiz yani bir yandan biliyorsun böyle durumlarda verdiğimiz temel refleks şey oluyor yani bir yandan bunu eksikliğini hissettiğimiz oranda çok bağırıyoruz yani onlar bize ait onlarla bunu yapacağız bunlarla şöyle yapacağız falan diye çok bağırıyoruz ama bir yandan da gittikçe arka tarafta bu aidiyetin yavaşladığını, zayıfladığını hissediyoruz. O yüzden soru sorarak başlayayım konuya basit bir soruyla. Neden oluyor, nasıl oluyor da böyle oluyor sevgili hocam? Hakikaten o kadar çok tanıdık ki ya. Yani şimdi düşününce ara ara bana da sıklıkla denk gelen bir şey ve etrafımdan çok ezici bir şekilde duyduğum bir hikaye bu. Ama şeyde çok garipsemedim herhalde. Biz Yeni Dünya'nın cesur insanını çalışırken zaten böyle dur mur bilmem ne falan filan tavsiyelerini oraya yerleştirirken aslında çok hızlı akan bir hayatta bağ kurmayla ilgili derin bir problem yaşadığımızın farkındalığı da oluşmuştu orada yani bu mesele üzerine konuşurken. Zaten işte yani ben hep ne diyorum? Milyonlarca yıldır var olan bir ritim, bir yaşam ortamı, bir alışkanlıklar silsilesi, bazı ihtiyaçlar, ona göre yapılandırılmış beyinler, zihinler, bedenler varken son 100 senedir hatta 50 senedir buna neredeyse meydan okuyan, onu hiç dikkate almayan, yani bu evrimsel ayarlarımızla hiç ilgilenmeyen bir yaşam tarzı gelişimi içerisindeyiz. Gerçekten insanların çoğu kendilerini ışık girmeyecek kadar kapalı bir varilin içinde yuvarlanırmış gibi hissediyorlar. Yani bir yere gidiliyor, bir hareket oluyor, kimse nereye gittiğini çok biliyor gibi değil. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete, tam bir şeyi yani bu işin mottosu gibi. Şimdi ben kendimde ne zaman bunu hissediyorum ve yakınımdaki insanlarda, eşimde, çocuğumda, ailemde bunları ne zaman duyuyorum diye baktığımda mesela tatil yaparken böyle tatlış bir yerde uzun uzun zaman geçirirken gevşek gevşek yaşarken böyle bir şikayeti çok fazla duymuyorsun. Ya da benzer bir şikayeti işte bir dağ köyünde hayatını idame ettirmeye çalışan, doğanın içinde yaşayan ya da doğada hayatta kalma gayreti içerisinde olan böyle kamp mamp stili de olabilir, zoraki olarak doğaya yerleşmiş de olabilir bir insanı tahayyül edersen. Mesela onlarda böyle bir hikayenin olamayacağına hemen erebiliriz biz zihnen. Bu bizim yaşadığımız hikaye yani beyin bağlantısallığı hikayesinden hiç de yani anlaşılmaz bir şey değil aslında. Bir kere biz yavaş ilişki kuran, ilişkiyi deneyime çevirirken bir mayalanma sürecine ihtiyaç duyan, bazı şeylerin üzerinde durması gereken, özellikle de bu durma sürecinde yani odaklanma sürecinde duygusal olarak hareketlenme yaşaması gereken varlıklarız. O duygusal hareketlenmeler işte bir şeylerin bizim hayatımızın bir parçası olmasını, bunu bir deneyim olarak içsel dünyamızda hissedebilmemizi ve daha sonra anılarımıza yerleştirip benliğimizin bir parçası yapabilmemizi sağlıyor.
Şimdi yaşadığımız hayata bak mesela, ben kendiminkinden rahatlıkla örnek verebilirim yani. Gelişine yaşıyoruz. Çok hızlı oluyor her şey. Daha dün burada işte bir kongredeyim ben. Cinsel İlişkiler Kongresi'ndeyim. Eski öğrencilerimden bir tanesiyle karşılaştık. Kendisiyle üç kez daha bir yerlerde karşılaşmışım. Hiç hatırlamıyorum. Ama çocukluğunu çok net olarak hatırlıyorum yani, ilk tıp fakültesi okuduğu zamanları. Hatta garip de geldi yani, sima biraz değişiyor ya 15-20 seneden sonra. Ama aralarda söylediği hiçbir şeyi hatırlamıyorum ve hakikaten biraz istirahatten sonra bir tanesini hatırladım. O karşılaşmayı unutmak da gerçekten tuhaftı. Çünkü gerçekten sürprizdi. Gerçekten beni de etkileyen bir karşılaşmaydı, ama üzerine ne kadar çok şey yaşadıysak o anı bile benim değil yani. Birçok şeyi hatırlayamaz haldeyiz. Öte yandan neleri hatırlayabildiğime bakıyorum. Yani önce can sonra cananların genel vibe'ını hep hatırlıyorum mesela. Şimdi burada özellikle çok üzerinde durduğumuz, 5 seneyi aşkın bir süredir üzerinde durduğumuz, devamlı ısrarcı olduğumuz bir hikaye var. Mesela buradaki ritim, bu bizim yani, buna bizim diyebiliyoruz, buraya ait hissedebiliyoruz. Buraya çünkü yatırılmış bir emek var, bir rutin, bir ritüel var. Devam ediyoruz, ısrar ediyoruz. Bak mesela böyle uzakta olsak bile bağlanıyoruz, konuşuyoruz. Bu mesela, bunun benim ya da ben onunum diyebileceğim bir deneyimin temel şartı gibi gözüküyor. Bir makul uzun süreli bağlantı ve odaklanma. Ama hayatta yok abi. Mesela evliliklerde, ebeveyn çocuk ilişkisinde, eğitimde, işte ya, o kadar hızlı değişen gündemler, o kadar hep ileriye bakan zihinler, yani daha sonra daha sonra bir şey olacak diye o anı geçiştiren zihinlerle yaşamaya alışıyoruz ki. Yani ne bileyim, muhtemelen böyle bir ne oluyor abi demeden yaşadığımız otomatik pilottaki kalıplar nedeniyle totalde biriken bir sıkıntı var bir kere. Ha, öncelikle en başta onu söyleyecektim, unuttum. Abi bu depresyon sebebi. Yani niye depresyon sebebi? Mesela biz yaşamda yaptığımız şeylerin ödülleriyle beraber kaydedildiği ve bu sayede ileriye yönelik motivasyonu ya da umudu biriktirebilen bir sisteme sahibiz. Yani geçmişten getirdiğimiz yapıldı işaretli, becerdim işaretli şeyler azaldıkça ileriye yönelik umut ve motivasyon, yarın ne yapacağına dair vizyon falan, bunlar da sekteye uğruyor. Dolayısıyla hangi zihinlerde bakıyorsun depresyon oluyor? Bunları yaşayan zihinlerde oluyor. Sürekli ödülsüzlük, sürekli bir çıkmaz, devamlı bir koşturma, devamlı bir duygusal baş edememe ve neticesinde bunun işte depresif sendromlar, hatta işte tükenmeler falan filan dediğimiz hikayeleri görüyoruz neticede. Bu kız kardeşin söylediği de muhtemelen ve herkeste olan aslında bir uyarı fişeği. Diyor ki geliyor, geliyor gelmekte olan. Daralıyorum, darlanıyorum çünkü bu hayat beni tatmin etmiyor. Tatmin etmekte senle ta belki de ilk önce can sonra canan bölümlerinde konuştuğumuz anlam ve hikaye dediğimiz konuyla alakalı yani. Bu hikaye zihinde nasıl organize oluyor? Bu hayat bende nasıl bir iz bırakıyor? Bu hayat üzerimden geçen bir şey mi? Yoksa ben onu yönlendirebiliyor muyum? Ben ona bir şey yapabiliyor muyum? Burada böyle yapınca benim ekranda değil mi el işareti çıkıyor. Çok havalı ya. Vallahi harika. Ha, bayılıyorum Bazen ben. havai bir şey falan patlayabiliyor böyle yaptığında bir şeyde. Diyorsun sevgili havai. dostum, ha çok fena. Küçük oyuncaklarla oynayan çocuklar gibi hissettim kendimi şu anda, Vallahi güzelmiş. hayat böyle güzel Mustafa, hayat böyle güzel. Katılıyorum sana. Deneyimle ilgili yani, şimdi bu şu dönemin en yüksek konsantrasyonu deneyim kazanmakla alakalı. Onu da deneyelim, bunu da yapalım, onu da tecrübe edelim. Ben onun da içinde olayım. Bu söylediğin şey biraz bununla çapraz bir hal alıyor yani, çatışıyor. Yani deneyim sayısını çok çoğalttığımızda deneyimi kendisinin aidiyet gücü düşüyormuş gibi görünüyor. O anladığım kadarıyla o deneyim öncesinde bir hazırlık, o deneyimin kendisini yaşama, sonra o deneyimi tekrar hikayelendirme, o deneyimi yaşarken ki insan ilişkilerini tekrar koordine etme, devam etme, hatıra olarak anlatma, belli bir rutine vardırtma gibi bir süreç gerekiyor ki bu yapının içerisinde kendimizi ait hissedebilelim. Yani o deneyim ilk defa kayak yapmaya gittim de olabilir. İşte ne bileyim, Avrupa'da bir müzeyi geziyorum da olabilir. İşte yan yalıda Hünkar Beğendi'yi yiyorum da olabilir. Bu arada muhteşem bir deneyimdir arkadaşlar. Araya onu sponsor olarak alayım diye bir şey de.
Ben sana yedirdim mi yan yalıda Hünkar beğendim? Yok, No, yedirmemişim. no. Yedirsen. Ben sana ilk fırsatta bir yan yalıda Hünkar beğendi yedireyim. O da güzel bir deneyim. Şimdi bu deneyimin Vay. burada olduğu gibi hikayeleri örüntüleyip işte anlatılara dönüştürüp buna zaman harcayıp sanırım demek istediğin hikaye bu. Buna zaman harcarsak olabilecek bir şey. Ama bu dönem bakıyoruz ki hepimiz böyle içsel olarak deneyimden deneyime atlayalım. Yani sıcak kumlardan su buz gibi denizlere falan diye bir, hani öyle bir şeyimiz var. Yaşama karşı böyle bir motivasyonumuz var. Bu çatışma mıdır bunu sağlayan? Ya yani bu aidiyet sorununu oluşturan sence? Tam olarak öyle. Aklıma da bir şey getirdin. Şimdi benim hayatımda da onun benzerleri var. Yani şu abartayım biraz örneği. Tabii. Sağlam bir varlık biriktirdin, tamam mı? Bayağı zenginsin yani. Gittin Rembrandt'ın bir tablosunu satın aldın çıkarttırmada. Bilmem kaç milyon dolar, tamam mı? Orijinal Rembrandt. Şimdi bunu nereye asarsın? Böyle bir tablo aldın. Muhtemelen o tabloya yakışacak saray gibi bir yerde koskocaman bir duvara tek başına, na bu arkamda görünen şey gibi şey, şunun gibi. Böyle bir tek başına onu asarsın, yandan ışıklar verirsin, yanına kimse hiçbir şeyi asmazsın, onun görüntüsünü bozmazsın. Çünkü o çok kıymetlidir. Ama Rembrandt alacak paran yoksa, piyasada gördüğün her türlü ufak pincik çerçeve, tablo, resim, böyle tatlış bir şey ne varsa toplarsın, ortalık yamalı bohçaya döner. Bir sürü şey Vay. asarsın o duvara. Ama onların hiçbirinin tekil kıymeti olmaz. İşte gerçekten mesela benim üç çocuğumun her birinin doğumu benim hayat sarayımda Rembrandt tablosu gibi. Her birinin tekil duvarları, özel alanları, unutulmaz bir setup'ı var zihnimde, bir ayarlaması var. Ama mesela hayatta kaç tane böyle şey var? Ve bir insanın hayatında kaç tane böyle şey olabilir zaten? Yani kaç tane Rembrandt tablosunu asabilirsin bir yere? Kaç tane önemli ve büyük şey yaşayabilirsin? Biz önemli ve büyük şeyleri yaşamanın kendi çabamızla da alakalı bir şey olduğunu unutuyoruz. Yani biz hayatta büyük bir şeyler yaşayacaksak, ödüllendirici bir deneyim yaşayacaksak ya da o yaşadığımız deneyimden çok büyük bir içsel haz ve doyum alacaksak, onunla ilgili bizim de bir çalışmışlığımızın olması gerekiyor. Bir yatırım yapmış olmamız gerekiyor. O yatırım sayesinde zaman içerisinde o olan şey her neyse, işte bir yavrunun dünyaya gelmesi mesela, bir ödül almak, bir başarıyla işte taltif edilmek. Bunların, ya düşünsene mesela bana şimdi tutup da Nobel verseler. Ne oluyor lan derim yani, hiç hazmaz yok. Yani Nobel'lik bir şey yaptığımız yok. Ha deseler ki toplumsal bilmem ne, al sana şunu verdik, o zaman gurur duyabilirim. Daha önce yapıldı böyle birkaç bir şey. Niye orada gurur var da Nobel'de yok? Abi Nobel'e ben yatırım yapmadım ama öbür tarafta çalışıyorum. Birisi bunu takdir ederse, bu benim emeğimle örtüştüğü için gerçekten halis bir deneyim oluyor. Ama şimdi şeye de dön buradan. Hızlı yoldan şöhret olan, çok hızlı bir şekilde fenomen, şöhret ne diyorsak işte o basamakları tırmanan ve sonra bunalımlara giren tipleri düşün yani. Onların durumu niye böyle? Hak edilmiş bir emek, böyle bir ödülle karşılaştığında zihnin onu kabul etmiyor. İnsan bilişi buna uygun değil. Toparlarsam hayatın bana ait olması için küçük şeylere büyük emek verilmiş bir hayatı bir düşünmek lazım. Mesela elinle işlemek artık ne kadar şey. Yapay zeka çıktı abi, hepsini yapıyor. Sen ne fıt 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 kalemle uğraşıyorsun gibi. Yani o tarafa doğru giden bir dünyada yok abi. Ben elimle ince ince gerekiyorsa aylarca uğraşır bu zihnimdekini kağıda aktarırım diyebilecek bir disiplin insana gerçekten iç doyumu tam yüksek bir deneyim ancak sunabiliyor. Onun dışında hayat bize olurken biz deneyim kazanamıyoruz. Hayat bizden geçerken biz oradan bir şey alıyoruz. Ama biz hayatta yaşıyorsak, biz bu hayata bir şey katmakla uğraşıyorsak, minik bir şey yani başka bir insana yardım etmek de olabilir, hep söylüyorum. Birinin derdine bir derman olmak için iki muhabbet etmek, selam vermek bile olabilir. Bu küçük şeyler, ha iyi ki yaşadım hissini ancak o zaman oluşturuyor. Ben bakıyorum şimdi, 50 küsur sene oldu işte. Kesin rakam vermiyoruz artık. O 50 küsur sene içerisinde beni ben yapan şeyler ne? Abi seyrettiğim filmler de değil. Mesela seyrettiğim filmler içerisinde birkaç tanesi var. Defaatle izlemişim. Braveheart'ı 100 kere izlemişim. Matrix'i 130 kere izlemişim. Bilmem ne olmuş. Mesela bunlar artık benim emek yoğun bir deneyim haneme yazılmış. Yani başkasının yaptığı bir filmdir. Ama arada yüzlerce film seyrettim. Hiçbirinden bir şey kalmadı. Aynı bunun gibi yani kişisel emek meselesine dönüp bir bakmak lazım bence. Böyle şikayetler birikiyorsa. Ve ben mesela hayatta kontrolü kaybettiğim zaman, bunlar bana hatırlatan çoktur. Biri de sensin. Hayatta kontrolü çok kaybettiğim zamanlar hep dışarıya emek vermeyi
otomatik pilotta tercih ettiğim zamanlar. Yani kendine, kendi zamanına, kendi önceliklerine değil de zamanın, etrafın, işte kamunun isteklerine ya da iş yerinin isteklerine uygun hareket etmeyi otomatik pilotta benimsediğin zaman nananana hiç güzel olmuyor. Ve bir süre geçtikten sonra, buna bir süre katlanıyorsun ama bir süre geçtikten sonra bu başlıyor işte. Baba ne yapıyoruz biz ya? Ben niçin uğraşıyorum ya? Ve maalesef hayatın genelini bize böyle dayayan bir dünyada yaşadığımızı unutmadan bunun için önlem almak lazım. Küçük şeyleri acık büyütelim. Ama bu küçük şeyler önemli şeyler olsun. Onlara böyle duvarlar, tekil duvarlar bulalım yani gibi geldi aklıma. Ya kendi memleketimize, inançlarımıza, soy ağaçlarımıza, hani aidiyet kolay bir şeydi. Hani bu çok hani böyle Hocam. tatlı, lan biz Trabzonluyuz ya, biz kendimizi öyle hissederiz falan, ya da işte hani bu tarz şeyler kolay bir şeydi. Sorun bunların artık ne hani işlevsel olmadığı için pratikte de bir işe de yaramıyor olması. Hani o aradaki mekaniği sağlıklı bir şekilde artık ölçülebilir bir zeminde anlamaya da ihtiyacımız var gibi görünüyor. Çünkü bu bir hastalık gibi yayılıyor. Herkesin ağzında bir tatsızlık. Kendini yani yaptığı işle alakalı böyle derin derin coşkuyla eğlenememe hali falan. Herkesin yani 20 yaşında çocuktan 60 yaşındaki adama kadar hani herkesteki o bir tatsızlık. Yani bu ağır depresyonlar bilmem ne olmak zorunda değil ama o alışkın olduğu duygusal bağın oluşmaması, o zenginliğin, o pozisyonun oluşmaması ile alakalı bir durum. Yaşam neşesini yitirme şeklinde karşımıza çıkan şey aslında. Yaşam neşesi yitiyor yani. Yeni insanlık olarak yeni şeklimiz böyle mi yani? Hani bu buraya yani bu mu? Yani çünkü belli ki işte daha hızlıyı istiyoruz falan, yani hayatta daha hızla şey yapmayı, daha deneyime dayalı yaşamayı istiyoruz falan. Bu tuhaf bir soru oluşturuyor ya da sorun grubu oluşturuyor. Yani hani izin versek dünyadaki her yere gitsek, dalış da yapsak, uçsak da, işte paraşütle de atlasak, motosiklete de binsek, işte ressam da olsak, müzisyen de olsak, işte orada şu deneyimi de yaşasak, burada bu arada ortalama bir insan izin verirse bunların bir kısmını yapabilecek bir şeye de sahip. Yani artık dünya çok kısıtlı bir dünya değil. Bir kısmını yapabilir ama sorun işte seçmek ve konsantre olmak olunca, o zaman bunlardan hiçbirinin ötekinden daha değerli olmadığını fark ettiğimiz bir dünya oluyor yani. Paraşütle mi gidelim? Babalarımıza, annelerimize, dedelerimize, ninelerimize bir bakalım abi. Senin çok söylediğin, anlattığın, anlatılarına yerleştirdiğin şu ağa bağ toplumu hikayesi var ya. Yani bağdan ağa, bağ toplumundan ağ toplumuna geçişte buharlaşan değerler meselesi. Mesela o değerlerin çok önemli bir kısmı aidiyetle alakalı. Ben buyum, ben şuyum, ben şunlardan değilim, ben şunlara yakınım, ben bunlara uzağım gibi aidiyet hikayeleri bizi mesela başka bir dikkat düzeyinde tutuyormuş. Yani atalarımızı söylüyorum, büyüklerimizi, annemi, babamı, dedemi, neyse. Ama şimdi onlar buharlaşınca ne yapacaksın? Onlar buharlaştığında sende kendi aidiyetlerini, kendi hikayelerini oluşturma sorumluluğu başlıyor. E bu kadar da usta değiliz hayatta. Yani nasıl böyle bir koca epik hikaye yazacağım da ona dahil olacağım? Etraftan hazır almaya bakıyoruz. Bu hazır alma sürecinde de AVM yorgunluğuna çok benzer bir şey yazıyoruz abi. Orada saatlerce koridorda Güzel. tabii. Balata yanıyor yani AVM vitrinde. Ya bak, bence başka bir yerden bakarak yine çok güzel tanımladın, altını çiziyorum. Bence bu videonun adı bu arada AVM yorgunluğu. Evet, Bu hayatta aidi AVM aidi yorgun. Evet, hayatta AVM yorgunluğu. Yani aidiyet hissiyle alakalı yaşadığımız problemin belki de işte en tatlı analojik karşılığı burası. Yani Evet, şeyden baktım çok. bana da, yani ihtiyacın yoksa alışveriş merkezini, dükkanı gezmezsin. Bir ihtiyaca binaen oraya gidersin. Kendi hikayesi buharlaşan adam hikayeler dükkanına girer. Burası sosyal medya, burası medya, burası ortam, burası diğer insanların dünyaları. Orada gezer ve yani çok zor hazır bir şeyi başkasından bulabilmen kendine uygun bir şekilde. Biz galiba bunun biraz yorgunluğunu yaşıyoruz ve işte anamızda, daha anamızda babamızda yani bir jenerasyon önce bunun bir büyük mevzu olmaması ve gittikçe de artması işte buharlaşan değerlerle çok alakalı. O değerler işe yarıyormuş ama işe yarıyor diye bugün onları tekrar getirmeye çalışmak da faydasız. Bir şey buharlaşıyorsa sıcaklık uygun değildir yani ondan dolayı buharlaşıyormuş. Burada hani yeni yaşam tarzı geliştirmeye biraz akıllıca zaman ayırmak gerekiyor. Ben tamam böyle bir dünyadayım, kabul ettim. Kabul ettikten sonra ne yapacağım? O zaman kendi prensiplerimi, kendi yöntemlerimi oluşturacağım artık. Böyle bir zorunluluğum var. Ha, bunu yapmazsın, yapmayabilirsin. Ama sonra da işte bu olacak. Şikayet edeceğim. Biz ne yaşıyoruz abi?
bu yaşamın ne anlamı var? Niye geldim? Nereye gidiyorum? Ne oluyor? Ya da işte ben ne verebilirim ki? Ben ne yapabilirim ki? Ben burada geçici toz zerresi gibi bir şeyim diye bağlantısız, kendi hiçbir yere ait hissetmeyen serseri kurşun gibi bir şey oluyoruz. Bak bizim abi şeyde işte sedalarla şimdi düzenliyoruz ya insanın manevi ayarlarını, inşallah 7 yıla kadar bitireceğiz onu. Orada mesela Senin adına söz verdim arkadaş, bak insanlara senin adına söz verdim bu konuyla alakalı, azıcık hızlandıralım gerçekten. Ya tamam, ne yapayım işte ya, yazıyoruz arada ya. Vallahi biraz önce sabah da yazıyordum burada, sabahın köründe kalktım, millet spor yapıyor, ben kitap yazıyordum Mustafa ya. Öyle deme ya, uğraşıyorum yani vallahi elimden geldiği kadarıyla. Ama orada mesela bir konsere gittiğimizde, bir işte toplu halde bir şey yapılan bir yere gidip o şeyin parçası olarak kendimizi hissedebileceğimiz herhangi bir yerde, yani işte zikirde, konserde, mitingde aklına ne geliyorsa, bütün bunların hepsinde bize hoş gelen şey bir büyük birliğin parçası olma hissiyatını deneyimlemek. Vecd diye bir kavram var bizde. Vicdan falan da oradan geliyor. Vecd aslında vücuttan geliyor. Varlığını hissetmek demek. Varlığını onaylamak. Mesela ben inançlarıma, değerlerime aykırı bir şey yaptığımda niye vicdanımsız diyor? Varlığıma hakaret ediyorum çünkü. Hani varlığımla çelişen bir şey yapıyorum. Varlığıma uygun davrandığımda da o vecd halini hissediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Mesela bunun yollarından bir tanesi bir kalabalığın birlikte hareket ettiği bir şeye ait olmak. Mesela bu çok önemli bir işaret benim için. Ona ihtiyacımız var bizim. Mesela ben işte şimdi 9 Mart'ta Ankara'yı bekliyorum. Orada başka bir vecd hali var. Ne bileyim işte, ister ben bir şeyler yapayım, ister bir şeyler yapan birilerini izlemeye gideyim. Başkalarıyla beraber ondan haz almanın müthiş bir tarafı var. Hayatta bu bir misal. Hep bu tip örnekleri daha büyüklere teşmil etmeye yönelik çalışıyor benim kafam. Yani tamam, burada eğleniyoruz güzel de, oradan çıktıktan sonra kimse bir löngürt diye bir aydınlanma gelmiyor. O geçici bir şey. Bunun hayattaki büyük ölçekli karşılığı nedir? Hayatın içerisinde kendini bu akışa ait hissediyorsan, bu hayat vecd içerisinde yaşanıyor işte o zaman. Diyorsun ki ben buraya aitim, bu bana ait, ben tam zamanda gelmişim, ne güzel gelmişim, gene olsa gene gelirim falan gibi bir hal oluşuyor. Ama bunu yapabilmen için müziği duyman, ritmi anlaman, uygun hareketlerde bulunman, abesle iştigal etmemen, yani tutup da Kadir'i zikrine gidip böyle kafa sallanmaz, olmaz yani, onu öyle yapamazsın. Oradaki kurallara göre hareket etmen ya da kendi kurallarını oluşturman, kendi konserini vermen, kendi ritüelini oluşturman falan gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapamadığımız zaman işte abi çok kötü ya, 8 milyar adamız, bak 8 milyar kişiyiz şu dünyada, daha da fazlayız. Yani bunun belki de 1 milyarı böyle bir şey yaşayabiliyor. Yani gerçek bir hayat çözünürlüğüne sahip belki de, hani %70 küsürü şehirlerde yaşadığı için artık birbirimizden haberdarız. Vaziyetimiz çok boktan yani. Bunalımlar, bunalımlar. Herkes psikolog, psikiyatrist peşinde. Ya bunun temeli aidiyetsiz kopma hissi yani. Hayattan kopma hissi. Çok tehlikeli bir şey bence. Belki de artık uzaylılara ihtiyacımız var hocam. Belki uzaylılar gelirse biz dünyaya ait... Bunu sen yıllardır bekliyorsun biliyorum. Onlardan bile bilmiyorsun. Eğer uzaylılar gelirse bu global dünya zihni demek. Biz de dünyaya ait olduğumuzu hatırlarız tekrar. Biz korkularıyla dengelenen bir yapıyız ya. Elimizden almadan demiyoruz yani. Evet, yani biri bunu tehdit edince, korkular oluşunca dünya bizim, biziz, biz aitiz buraya, onlar da, bu da bize ait falan duygusu belki öyle gelişebilir böyle bir şeyde. Vallahi hepimizi tehdit eden bir uzaylı var. Kesinlikle bu dünyadan değil. Ve onun bilinciyle yaşadığımız zaman hayat gerçekten çok güzel oluyor. O uzaylı hepimize gelecek. Onun adı ölüm. Ölüm ibret için süper bir şey. Yani bu hayata ait olmamızın en önemli başlangıç noktası bunun bitecek olmasını fark edebiliyor olmak. Mesela bunun farkındalığını kaybettiğin zaman hayata aidiyette kaybedersin. Böyle bir potansiyeli olmadığı için hayvanlar hayata sürekli aittirler. Çünkü hiç öleceklerini bilmezler. Tangır tıngır takılırlar. Ama biz hem gideceğimizi biliyoruz hem de bununla sohbet etmiyoruz. Ve bence karın ağrılarımızın en büyükleri buradan kaynaklanıyor. Rahat olmak için hepimizin başına gelecek olan o ortak şeyle biraz ilgilenmek lazım. Yoksa bu geçici hayatı bütün AVM yorgunluğuyla geçirmek zorunda kalacağız yani. Güzel tarif oldu hocam. Güzel bir kelime de çıktı sohbetin içerisinden. Ben bunları çok verimli buluyorum ya da önemli buluyorum kavram açısından. Evet çok ya, ben de beğendim. Ben sana teşekkür ediyorum. Bu kapı üstüne açıldı valla.
Evet, ekrana doğru. Bak, bu arada yüzümde göstereyim, hava Neyse. olsun. Dostum teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Eyvallah, sevgiler.